Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Hayatınız mükemmeldir. Güzel enerjilerinizle etrafınıza ışıklar saçıyorsunuzdur. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de o çok güzel, çok alımlı ve bakımlı terazi burcu kadınlarının Temmuz ayı nasıl olacak bunu yorumlayacağım sizler için. Tam 9 tane farklı destem var. 9 tane farklı desteden, evrenden, sistemden en doğru bilgileri almak adına sizin yorumunuzu yapacağım. Dilerseniz haydi gelin hep beraber kartlarımızı karıştırmaya başlayalım ve yorumumuza da devam edelim. Bir tane Osho'dan aldım. Bir tane melekler kartımızdan aldım. Bir tane doğanın ruhundan aldım sizler için. Elbette ki Oracle kartımız olmazsa olmaz. Bir tane kendini attı. Görmedim sanmayın kartı. Hemen şöyle karıştırdım tekrardan. Bir tane aldım sizler için yine. Bir de hangi gezegenin enerjisinde olacakmışsınız onu da merak ettiğimiz için ondan da aldık. Ve başlayalım bakalım. Böyle güzel destelerin de peşindeyim bu arada. Böyle güzel desteler olursa farklı hani içeriğinde farklı kart ve anlamları olan deste varsa onları da böyle merakla bekliyorum. Bakalım. Gözüme kestirirsem 10 tane, 15 tane biz böyle gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım artık. Haydi bakalım. Hangi gezegenin enerjisinde olacakmışsınız? Bir bakalım. Zuhal yani Satürn. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk alma, kısıtlanmış hissetmek. Bakalım. Diğerleri ne gelecek? Merak. Güzel. Volkanın ruhu. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir. Volkan'ın ruhunda hani böyle duygularınız patlama noktasına gelir. Böyle bir artık içinizi bastırırsınız, bastırırsınız. Sanki ben burada biraz da öfke hissettim. Bakalım neler gelecek. Su üçlüsü geldi. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi daha çok eğlenme ihtiyacı demiş. Güzel. Osho ne demiş? Arayış içerisinde olacağınız bir Temmuz ayınızmış. Peki ilk olarak zeytin dalı geldi, fareler geldi, makas geldi. Bir bekleme enerjisi. Peki. Şimdi neden öfkeli olduğunuzu anlar gibiyim. Çünkü ortada bir bilinmezlik, bir boşluk, bir bilinçaltı korkular, bir netleşmeyen durumlar söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi siz dengeye gelmeyi düşünüyor musunuz, istiyor musunuz? Evet. Ama aynı zamanda bir iletişim kurmaya da ihtiyacınız varmış. Bu iletişim kurmanızda burada bakın bir arayış. Aslında bir telefonla arama da anlamına gelir. Bir çıkar yol aramak da anlamına gelir. Veyahut da diğerinden bir diğerine gitmek. O manaya da gelebilir. Ama burada bence siz bir çözüm yolu arıyorsunuz. Çünkü bekleme enerjisinden çıkmak istiyorsunuz. Çok beklemişsiniz ama beklemenin doğru bir karar olduğunu düşünmüşsünüz.
barışacaksınız. Bir barış veyahut da bir uzlaşma veyahut da bir orta yolu bulma veyahut da birbirinize gerçek sevgiyi yansıtacağınız bazı insanlar olabilir. Bu bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Çünkü burada diyor ki anlaşmazlık, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, uyumsuzluk, çevredeki olumsuz enerjiler diyor. Burada fareler kartında bir tane fare yoktur, birden fazla fare vardır. Yani sanki bu bana biraz değnek beşisini de hatırlatıyor biraz. Çevreyle çatışma, etrafınızdaki insanlarla çatışma veyahut da aynı fikirde olamamanın verdiği biraz böyle ikilem, karar vermekte zorlanmak. Ama makas kartı çok güzel geldiği için bu farelerin yanına siz bu durumdan kurtulacaksınız. Dediğim gibi bekleme enerjisinde olduğunuz bir konu var. Bu önemli bir konuya benziyor. Bu bir evlilik konusu olabilir, bu bir eğitim konusu olabilir diyor. Böyle toplumu ilgilendiren, sizin statünüzü yükseltecek toplumsal bir olaydan bahseder. Ama bekliyorsunuz, olay çok güzel. Fakat bir tılsım beşlisi geldi yanına. Sizden bir şey götürüyor bu durum. Yani belki de eğitim olabilir dediğim gibi. Yani bu sizi bir para harcattırıyor sevgili arkadaşlar. Boşuna bir eğitim alıyor olabilirsiniz veyahut da eğitim konusunda bir ekstra giderleriniz olmuş olabilir. Peki, merak ettiğiniz konu neymiş bakalım, bir onu soralım. Merak ettiğiniz konu ne? Neyi arıyorsunuz? Bu boşlukta kaldığınız durum ne? Bu durumu ben pek anlayamadım. Çünkü burayı çok yüzeysel verdi. Hani hiçbir bilgi vermedi. Sadece içinde bulunduğunuz ruh halini temsil eden durumlardan bahsetti. Neyi kutlayacakmışsınız? Hadi bir de güzel bir şeye bakalım. Evet, bu boşluk neyin nesiymiş? Bir yerden beklediğiniz bir para var. Bunun gelmesini bekliyorsunuz. Bunu elde etmek istiyorsunuz. O yüzden belirsizlik, o yüzden bir boşlukta hissetme. Hani ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Hiçbir bilgi yok hakkında sanki. Öyle bir şey. Bu bir miras meselesi olabilir. Bir satış olabilir. Ondan sonra daha önce verdiğiniz bir borcu almak üzere olabilirsiniz. Ama bunu ne zaman alacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ama elinizde sıkı sıkıya tutmuşsunuz. Bir umudunuzu bağlamışa benziyorsunuz buna. Yani sanki buradan alacağınız parayla eliniz daha kuvvetli olacak veyahut da kaybettiğinizi geri kazanabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Peki neyi kutlayacak mısınız? Bir bakalım. Bir egonun bitişi. Güzel. Bir rekabetin bitişi. Bunu siz kazanacaksınız. Eğer ki birileri rekabet içerisindeyseniz veyahut da dediğinizi onaylattıramıyorsanız siz bunu başaracaksınız. Merak ettiğiniz konu artık bir şeylerin zamanın gelip gelmediği. Hani bir gerçek bir mahkemeniz de olabilir elbette ki. Ama aynı zamanda merak ettiğiniz konu artık zamanı geldi mi gelmedi mi, o konu her neyse. Kolektif olduğu için burada çıkartmamış bizlere. Peki neyin arayışı içerisindesiniz diye kart koyduğumda, bu arayış içerisindeyken etrafınızdaki arkadaşlarınıza hep danıştığınızı, bir arkadaş grubunuzun olduğunu, iş yerinde veyahut da eğitim hayatınızda birileriyle görüştüğünüz veyahut da akıl aldığınız, fikir alışverişi yaptığınız, kritik yaptığınız birilerinin olduğunu söyler bu kartımız. Yani bir şeyler ararken tek başına değilsiniz aslında. Arayış içerisindesiniz ama tek değilsiniz. Peki, haydi bakalım sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan sevgili terazi burcu kadınları, Temmuz ayında geçmiş bağlantılı konular gündeme gelecek. Geçmişte çalıştığınız bir iş yerinden size bir teklif geleceğe benziyor. Temmuz'un altısında dikkat dedi kartımız. Peki bir işi olanlar için ise o çok yükseleceğiniz, güzel, hatta Ağustos ayında bile çok parlayacağınız bir iş yerindesiniz şu anda. Burada kalmaya devam edin. Güç sizde. Belki bir terfi alabilirsiniz. Bir ilişkisi olmayan terazi burcu kadınları, sizler önünüzü göremiyorsunuz. İlerliyorsunuz hayatınızda ama aşk konusunda gözden kaçırdığınız, göremediğiniz veyahut da bilerek bakmadığınız bir yer var, bir konu var, bir şey var sevgili arkadaşlar. Bunu bulursanız ve bu arada bunun sonuna gelmişsiniz. Her an görebilirsiniz. Bunu da söylüyor kart. Bunu bulursanız aşk hayatınızda çiçekler açabilir. Peki bir ilişkisi olanlar için ise ilişkinizde sizi bu beyefendi öfkelendirmiş, canınızı sıkmış. Konu neymiş bir bakalım. Konu
Bazı şeylerin değiştirilip dönüştürülmesi olabilir ya da konuyu vermedi. Siz bu konuyu değiştirip dönüştürmek istiyor olabilirsiniz. Evet ve kavga ediyorsunuz, çatışıyorsunuz. Ya içsel çatışmanız var ya da beyefendiyle tartışıyorsunuz. Pekala, uzlaşacak mısınız Temmuz ayında? Bir de ona bakalım. Uzlaşma yok maalesef. Hayal kırıklığı sizi bekliyor gibi görünüyor. Fakat bu şöyle de olabilir. Zorlayıcı olaylardan geçecek olabilirsiniz. Aynı bakın Satürn gezegeni gelmişti ya. Ben buna yordum bunu. Çünkü buradaki kartların desteğine de bakıyoruz biliyorsunuz. İlişkisi olanları biraz zor bir Temmuz ayı bekliyor. Ama tabii ki bu sadece bir aylık bir döngüye bakıyoruz. Unutmayınız. Peki. Evli olanlar için ise aman da aman çok güzel nikah tazelemek mi desem. Yeni başlangıçları mı düşünmeye başladınız desem. Bir güzellik var sizin evliliğinize. Hadi bakalım maşallah şimdiden. Peki bir platonik iseniz, platonik aşkınızı düşünüyorsanız kendinizi ona çok bağlamışsınız. Onsuz olabileceğinizi hiç düşünemiyorsunuz. Nedense bu kartta bunu hissettim. Peki ne olur? Evet. Şimdi siz zaten yıldızı yüksek. Ondan sonra çok güçlü bir konumda olan insanlarsınız. Maddi, manevi veyahut da sadece maddi, sadece manevi de olabilir. Ama toplum tarafından çok beğeniliyorsunuz. Hoş insanlarsınız. Bereketli insanlarsınız. Enerjiniz çok yüksek. Dişil enerjiniz muazzam Temmuz ayında artacak. Peki platoniğinizden size bir adım var mı? Bakın kendisinin eli kolu gözü bağlı. Sizi göremiyor. Kendinizi göstermeniz gerekiyor bu kişiye. Bu kişiye gösterin ki önce gözündeki bağlardan kurtulsun, sonra da elindekilerden. Peki neden size karşı gözü bağlı? Anne figüründen dolayı. Enteresan bir konuya benziyor. Instagram adresinden randevu alabilirsiniz. Size seve seve bakarım. Burayı aydınlatabiliriz. Pekala. Son olarak ex partnerini bekleyenler için geliyor bakın. Geliyor. Kesinlikle geliyor. Bu kişiyi bekleyin. Ex partner Temmuz ayında tıngır mıngır beyaz atına binmiş geliyor sevgili arkadaşlar. Duygularıyla gelecek. Samimi gelecek mi bakalım merak ettim. Evet. Çok ağırdan almış işleri. Aman ne ağırdan almış. Kıpırdamamış bile yerinden. Ama artık geliyor. Hiç merak etmeyin. Sağlam geliyormuş. Hadi bakalım hayırlı olsun diyorum şimdiden. Ve Temmuz ayınızın yorumunu yaptım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir başka videoda yani Ağustos ayınızın yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.